Sabah sabah programı devam ediyor. Televizyonlarını, radyolarını, cep telefonlarından, aplikasyonlarını, tabletlerinden aplikasyonlarını yeni açanlar için de herkese günaydın diyoruz. Stüdyomuzda ikinci konuğumuz var. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Odası Başkanı Doktor Filiz Besin bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir günaydın diliyorum. Evet. Bu arada hayırlısı olsun. Yeniden seçildiniz Tabipler Birliği Odası Başkanlığı'na. Bekliyor muydunuz bu seçilmeyi? Önce şunu düzelteyim. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği. Birliği'dir Tamam, tabii bizimki. düzeltelim. Çünkü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği aslında bir federasyondur. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği altında tabip odamız, Kıbrıs Türk Tabip Odası, hekimlerin, tıp doktorlarının olduğu bir odadır. Diğer odamız da Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası. Yani diş hekimlerinin olduğu Oldu. odadır. İkisi de çok güçlü yapısı olan, özel konumda olan odalardır. Bunun bir üst çatısı da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'dir. Bundan dolayı aslında bu hem özel hem de federasyon çatısı bize çok güçlü bir yapı kazandırıyor. Çünkü çok daha çok fazla üyeyle ve gönüllü hekimle bir ekip ruhu halinde bir bayrağı daha ileriye taşımak için ciddi bir mücadele veriyoruz. Elbette ki sağlık ve toplum sorunlarına dair. Tabii. Bekliyor muydum? Açık söylemek gerekirse bu bir bayrak yarışıdır Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nde. Bu bir mesleğe olan gönüllü bir sevdadır. Topluma olan gönüllü bir sevdadır. Seçilsem de seçilmesem de ben yine bu sevdayla kendime düşeni bulunduğum her platformda, her yerde yapmaya zaten hazırdım. Hasbelkader şu anda ben buradayım. Bu platformda elimden geldiğince topluma, mesleğime katkı sağlamaya Evet. çalışacağım. Çok da önemli değildir yani söyleyecek sözü olan her insanın hangi platformda olursa olsun ben mücadele vereceğine inanıyorum. Ama Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği onurla başkanlığını onurla taşıyorum ve bu konuda da elimden gelen her şeyi yapacağıma da zaten meslektaşlarıma da ve vicdanıma da söz Söz vermiş vermiş bulunuyorum. bulunmaktasınız. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum ben yani beni bu göreve layık gören bütün meslektaşlarıma da aynı şekilde. Evet. Genel kurul gününde genç hekimlerin aslında bir sezlenişi vardı, bir uyarıda bulunmuşlardı. Nasıl karşılıyorsunuz? Bunun içerisinde aslında yeni seçilecek olan yönetime de mesajlar vardı, kendilerinin yanında yer almalarına ilişkin. Ne noktadan bakıyor Tabipler Birliği bu konuya? Genç hekimlerimiz çok çok haklıydı. Gönülden bunu söylüyorum, yürekten bunu söylüyorum. Çünkü gerçekten de son yıllarda özellikle göç yasası dediğimiz yasanın gündeme gelmesiyle hekim maaşlarında, özlük haklarında çok ciddi bir gerileme oldu. Yani bugün bizim bir pratisyen hekimimiz devlete girdiği zaman 2500 ile 3000 arası bir maaş alıyor. Uzman bir hekim ki bu uzman hekim en az 10 yıl hatta 12-13 yıl okumuştur. İşte 3000, 3200, 3300 gibi bir maaş alıyor. Çok ciddi riskli bir iş yapıyor. Hekimlik çok özel bir meslektir. Nöbetleri olan, çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya olduğumuz. Yani düşünün ki şimdi MERS var. Oradaki bütün sağlık çalışanları aslında risk altındadır. Yani böyle bir hekim grubunu, bu şartlarda çalışan bir meslek grubunu siz bu şekilde çalıştırırsanız o mesleğin onurunu ve emeğini yerlerde süründürürsünüz. Hiçbir mesleği küçümsemem. Her meslek çok özeldir. Herkes kendince çok önemli işler yapıyordur ama bugün çok hani düz bir memur bile eğer bir doktora maaşın kadar konuş diyebiliyorsa Var bu böyle şeyler. var tabii ki. Tabii ki çünkü bu durum maalesef hastanelerimizde özellikle çalışma barışını çok ciddi şekilde bozmuştur. Tehdit altında tutuyor. Çok değişik kategorilerde çalışan meslektaşlarımız var. Çok özverili bir eğitim hayatından gelmişlerdir bu insanlar. Bunlar bizim milli değerlerimizdir. Yani bunlar bizim üzerlerine titrememiz gereken, el üstünde tutmamız gereken insanlardır. Ve maalesef çok zor şartlar altında, geçim sıkıntısı içinde yaşayan arkadaşlarımızdır. Eski kadrolu hekimler var. Bu arkadaşlarımızın neredeyse iki katı maaş çeker. Elbette çekecekler. O değil konu. O konu bunların maaşlarının çok düşük olması. Yeni gelenlerin. Çünkü baremler düşürülmüştür.
Yeni kadrolularla eski kadrolular arasında yarı yarıya fark vardır. Sözleşmeli hekim grubu vardır. Onlar da keza aynı durumdadır. Mecburi hizmetçiler vardır. Onların zaten hiçbir özlük hakları yoktur. Bir de şimdi mecburi hizmeti uzatılanlar grubu çıktı. Ki o da tamamen günü kurtarmaya yönelik. Hiçbir altyapısı olmayan, bence umut tacirliği gibi bir durumdur yani. Çünkü ihtiyacımız var. Yani hekimi işte biz düşük ücrete bulduğumuz, nerede bulursak çalıştıralım, nerede olursa çalıştıralım. Yani bu ciddi boyutta bizi üzen, dediğim gibi sağlık merkezlerinde, sağlık hizmeti veren hastanelerimizde çalışma barışını bozan çok ciddi bir sorunumuzdur. Bir nevi şey gibi mi bu? Daha sonrası için katrolu hizmet sözleşmesi yerine bir şekilde bu mecburi hizmetlerin süresi uzatılıyor gibi bir noktaya gidildi. Tam daha iyi anlayabilmek adına. Hayır, yani şimdi aslında oraya kadroların açılması lazım ve kadrolu hekim alınması lazım. Çünkü ihtiyaç vardır. Yani zaten ihtiyaç olan yere uzatmıyorlar. İhtiyaç vardır. Yani örneğin beyin cerrahisi ihtiyaç vardır ama mecburi hizmeti bitmiştir beyin cerrahisinin. Ona diyor ki 6 ay daha uzatayım senin süreni. 6 ay daha çalış. Bu arada bakalım ne olacak? Kart mı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Sözleşmeli mi alacağız? Yani böyle günü kurtarmaya yönelik aslında zemini çok kaygan bir politika izliyoruz şu anda ki hiç doğru bir şey değil. Yani özellikle sağlıkta, sağlıkçıların çok moralini bozan bir konu bu. Sağlık çalışanları yasası adı altında bir yasamız vardı biliyorsunuz. Çok uğraşılmıştı ama 2011'de birkaç madde nedeniyle geri dönmüştü. Yani artık sağlık çalışanlarının kamu görevlileri yasasından çıkarılması gerekir. Ayrı bir kategori. Ayrı bir kategori olmak zorundadır. Gerçekten hekimlerin çalışma koşulları çok farklıdır kamudaki memurdan. Yani örneğin hep bu örneği çok veriyorum. Bugün onkolog istiyorsunuz. Çok acil onkoloğa ihtiyacımız vardır. Bitiren arkadaşlarımız da var Türkiye'den ama gelmek istemiyorlar. Çünkü gelip 3000 TL'ye nasıl onu çalışsın? Onu soracaktım. O maaş gereği yerine nasıl ettiriyor? Tabii yani bugün Türkiye'de bir onkolog 20-30 bin TL alıyor yani. Çok özel eğitimlerden geçmiş, çok riskli, çok farklı tehditlerle çalışan insanlardır bunlar. Yani çok zor şartlarda çalışan insanlardır. Çok özel eğitim almış insanlardır. Siz şimdi biz nasıl gelsin bu insanlar buraya da çalışsın? Bu kamu görevlileri yasası bizim önümüzü yani hükümetin de aslında önünü tıkıyor. Yani hiçbir şekilde inisiyatif geliştiremiyor, özel bir hekim alamıyor, farklı branştan bir cazibe yaratamıyor, bir motivasyon yaratamıyor. Yani bir şekilde artık bu kamu çalışanları, sağlık çalışanları yasasının sağlıkçılara özel yeniden düzenlenip, tadil edilip kamu hekimlerinin ve elbette ki sağlık çalışanlarının önü açılması lazım. Artık yani sağlığa sıradan bir kamu görevi gibi bakmamak farklı. Bu yönde bir irade olduğunu düşünür müsünüz hükümette? Çalıştay'da böyle bir karar alınmıştı biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım ayında. Başlıklardan birisi de kamu sağlık çalışanları idi. Tabii ki sadece kamu sağlık çalışanlarına takılmayalım. Yani bu evet genç hekimlerimiz hastanede çok ciddi mağduriyetleri var ve o gündeme geldi. Ama bunun hemen ikinci bir bacağı da genel sağlık sigortasıdır. Yani sadece mağdur olan kamu değildir. Mağdur olan aslında dışarıdaki özel hastanelerimiz, özel hekimlerimizdir de. Çünkü onlara da artık hasta, ya devlet hiçbir katkı yapmadığı için insanların maaşlarından sağlık fonu adına bir para kesmesine rağmen katkı yapmadığı için onlar da hiçbir şekilde sağlıktan bir şey alamıyorlar, pay alamıyorlar ve her şeyi hasta kendi cebinden karşılamak zorunda kalıyor. Ekonominin kötüye gittiği bu günlerde elbette ki çok da fazla insanlar sağlıklarına özelde para harcayamıyorlar. Bu da aslında özelin gelişememesini, özeldeki hekimin mutlu olmamasını ve herkesin hastaneye girmeye çalışması istemesi yani bir şekilde en azından garanti bir maaşım var adı altında bir takım garantilerim var, emekliliğim var, iznim var falan gibisinden. Ama yani bunlar işte sağlığı eğer biz bu ülkede düzeltmek istiyorsak ki biz diyorsak ki olmazsa olmazdır sağlık ve sağlık devletin vermekle yükümlü olduğu en temel insan hakkıdır. O zaman oturacağız ve bu gerekli yasaları düzgün bir şekilde çıkaracağız. Sağlığa ayrılan bütçeyi artıracağız.
Yani işte 6.7'lerle bu iş olmaz. Bugün Avrupa Birliği nedir, ülkelerinde en az %11, %12'dir sağlığa. Bütçenin. Evet. Zaten öyle bir bütçe de sağlığa verirse bunların hiçbirini bugün burada konuşmak zorunda kalmayız. Sadece sağlığın idaresini konuşmuş oluruz. İşte kaçakları, yanlışları falan konuşuruz. Yani esas aslında konu sağlığın finansıdır. Finansıdır. Evet. Yani o konuda bir adım atılsa daha ileriye gidebileceğini düşünüyorsunuz. Dün organ yasası geçti, oy birliğinden geçti bu. Bu oy birliğinden geçmesi önemliydi. Pek çok da milletvekillerinin de konuşması vardı. Bir takım da aslında toplumdan görüşler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bağışın gönüllü olduğu, bağışı kanun ile zorunlu hale getirmenin despotluk olduğuna ilişkin endişeler vardı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bağış elbette ki gönüllüdür. Yani zorunlu bir bağış olamaz tabii ki. Organ nakli yasası, organ doku hücre yasası meclisten geçti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin de 2008'den beri takip ettiği, çok emek sarf ettiği ve gerçekten de son aylarda çok ciddi bir şekilde hani çalıştığımız, uğraştığımız, geçmesini istediğimiz uluslararası standartlarda, dünyanın bize gösterdiği kriterlerde geçmesini istediğimiz bir yasaydı. Böbrek hastalarımız var en başta. Tabii ki bu sadece böbrek için değil. Ama en çok hani sessiz böbrek getirdi. 100'e yakın böbrek hastamız var, nakil bekliyor. Evet, bunlar artık ben de bir sıraya gireyim. Yani ben daha bir umut taşıyayım en azından. Şeyindedir, ümidindedir. Elbette tüp bebek merkezlerimiz var ki şu anda aslında gayri yasal çalışıyor durumdadırlar. O da bizi çok ciddi sıkıntıya sürükleyen bir durumdur. Tabipleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak. Evet, yasa geçti. Ama şu an yasa mecliste, Cumhurbaşkanı'ndan imzalanıp resmi gazetede yayınlansa da uygulanamaz. Çünkü altındaki tüzükler hazır değil. Evet. Ondan dolayı şu anda hükümete düşen, Sağlık Bakanlığı'na düşen, bizim de elbette ki o komitelerde arkadaşlarımız var. Bir an önce gerekli tüzüklerin bitirilip yasanın tam anlamıyla kapsamlı bir şekilde yürürlüğe girmesini sağlamak. Bir diğer bacak, unutmamak zorunda olduğumuz altyapının dünya standartlarında ve şartlarında sağlanması. Yani yapılacak olan merkezlerde bu devlet için de geçerlidir, özel için de her yer için geçerlidir. Altyapının tam olması. Zaten şeyde yasa geçerken hani biz tüzükler bitirildikten ve altyapı hani müracaat edenler bu izni alırken tüzüklerdeki etik ve koordinasyon komitesinin onayıyla altyapının da onaylanmasıyla, yani tabii ki böbrek veya başka türlü nakillerde özel komiteler gerekir, özel odalar gerekir, şeyden nakilden sonra hastanın tutulacağı. Var mı bütçe o zaman? Bütçe olmak zorunda yani. Olmak zorunda, tabii evet. ki yani olmak zorunda. O ayrı bir konu. Evet. Yani yasada şöyle bir yani şey var. Yani bütçenin ötesinde irade gösterip hızlı davranıp oyalamadan, yani bir yasa geçti bu bir ümit tacirliği yapılıp da her şey yeniden aynı şekilde altyapı yok, yapılmıyor, edilmiyor, yani bu kadar uğraştık. Esas konu o. Yani bunun en geç bir 5-6 ay içinde bu tüzüklerin geçirilip altyapının da sağlanıp işleme geçmesi lazım ki hastalarımıza verdiğimiz sözü tutalım. Tabii, çünkü bir de sanıyorum yine devlet vereceği için özele o izni, o koşullara eğer altyapı ve benzeri şeyler tamamsa, eğer kendi tamam değilse nasıl başkalarına verir konumda da olacak. Özelde kendisini sorgulayabilir. İslam noktasına bir bakış açısı vardı. Çok alakalı değil ama bunu da sormak istiyorum. Bütün gömülmek gerekliliği diye bir durum var. Yine bağış noktasının hareketle gündeme getirilen bir şeydi. Buna aksi bir durum mudur bu? Yani bugün organ bağışı dünyada çok popüler bir konudur ve insanın insana yapacağı aslında en kutsal yardımdır. Yani ben böyle asla bakamam olaya biz sağlıkçılar olarak. Biz organ bağışını da motive etmek zorunda, anlatmak zorundayız insanlara. Yani özellikle genç bir insan trafik kazasından gidiyorsa onun organlarının birkaç kişiye hayat vermesinden daha kutsal, daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum yani. Evet. Özel sektörün bu yasa kapsamında olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün Doğuş Derya, yani milletvekili Doğuş Derya'nın açıklamaları vardı. Mecliste yaptığı açıklamalarda özel sektörde hizmet veren hastane ile devleti eşit görmek sosyal devlet anlayışına terstir ve dünyada kabul görmemektedir
demişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz özel sektörünü? Biz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bu ülkede hizmet veren bütün hekimlerin, bütün özellerin ve devletin tabipleri birliğiyiz. Bizim için devlet de özel de aynıdır. Altyapısını sağlayan, yasalara uyan, denetimli ve şeffaf olan gerek devlet gerek özel olsun bizim için hiçbir şey fark etmez. Evet, koşullarını sağlıyorsa, etik çalışıyorsa, hekim ahlakına uygun çalışıyorsa ve de altyapısı varsa devlet de yapacaktır, özel de. Sağlık bir kamu hizmetidir, her yerde kamu hizmetidir. Bunun devleti özeli olmaz. Onun için biz doğru bakıyoruz, yani bizim için bir sakıncası yoktur. Bizim tek baktığımız hukuk zemininde olsun, denetlemeye açık olsun, şeffaf olsun, etik olsun ve altyapısı olsun. Bizim için önemli olan bunlardır. Organ nakli mafyasının üreme ihtimalini görüyor musunuz siz? Yok, şu anda geçen yasayla zaten 3. dünya ülkelerine tamamen kapatılmıştır organ nakli. Çünkü dünyanın da bir uyarısıydı. Organ naklinde turizm olmaz. Sadece KKTC ve TC vatandaşlarına yapılabilecek. TC vatandaşları için de zaten kendi elçiliklerinden onay alınması gerekiyor. Türkiye'deki etik kurumdan onay alınması gerekiyor. Polisin ve organize suçların da işin içinde olduğu bir komite var. Onun için şu anda böyle bir risk görmüyorum, hayır. Evet. Bir süre önce Cumhurbaşkanı'na bir ziyaretiniz olmuştu. Daha sonra bu konuya ilişkin, bu ziyarete ilişkin basın açıklamasıyla ilgili sıkıntı yaşanmıştı. Daha sonra iletişim kurdunuz mu Cumhurbaşkanlığı'yla? Bu sorun giderildi diyebilir miyiz? Aslında Cumhurbaşkanı'yla bir iletişim sorunumuz yoktu. Yani basın üzerinden yapılan bir takım tartışmalar konuyu boyuta getirmişti. Yani Cumhurbaşkanı da bize yasanı istediğini, yasanın meclisten geçer geçmez kendisine gelir gelmez imzalayacağını ve hassasiyetlerimizde hassas olduğunu söylemişti. Yani aslında zaten biraz daha doğruyu söyleyebilmek adına aslında bu soruyu sordum. Yani hep biraz öyle bir manipüle ediliyor. Yoktur. Öyle bir sıkıntı yoktur yani. Öyle bir sıkıntı yoktur, hayır. Dün milletvekili Ahmet Kaşif'in yine mecliste açıklamaları vardı. İki esmer insanın sarışın mavi gözlü çocuğu nasıl yaptığına dair bir soru sordu. Bir yine o zaman sağlıkçı olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bu aslında tüp bebek merkezlerinin sorgulanmasıdır. Çünkü tüp bebek merkezleri gerçekten şu an ülkemizde çok ciddi sağlık turizmi yapıyor. Yani başka ülkelerden insanlar. Başka ülkelerden insanların yumurtalarını, spermlerini alarak çocuk sahibi olabiliyorlar. Ve maalesef bizim yasamız ve şu anda geçti yasamız ama altındaki tüzüklerimiz bunu denetlemeye imkan vermiyor. İşte ondan dolayıdır ki artık bir an önce bu tüzükler geçmelidir. Bu merkezler dünya standartlarında denetlenmelidir. Neye izin verip vermeyeceğimizi keskin bir çizgiyle çizeceğiz ve diyeceğiz ki biz bu kadarına izin veriyoruz ve bu şekilde sizi denetleyeceğiz. Yani bütün konu odur. Tabii ki Sayın Keşif eski Sağlık Bakanı olmaz da olduğu için konulara vakıftır, biliyordur. Ve biz Tabipler Birliği olarak da bunun sıkıntısı içindeyiz tüp bebek merkezleriyle ilgili. Ama hani bu konuyla ilgili de yine yapılacak olan şey doğru bir şekilde hukuk zemininde tüzükler yapılacak. Sağlık Bakanlığı bunları denetleyecek. Biz de etik olarak işin başında olacağız. Ve bu olayı da inşallah doğru bir zemine sürükleyeceğiz. Yani şu an sıkıntı var, evet. Çok ciddi bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntı, yani buradaki bakış açısı biraz ırkçı bir bakış açısı değil midir? Yani uygulama aşamasında nasıl görüyorsunuz Türk bebeklerdeki uygulama? Yani iki sarışın insan esmer çocuğu olması noktası. Sarışın insanın esmer çocuğu olmasına ben bir karşı falan değilim. Bizim tek karşı olduğumuz şey yasal çerçevede işin yapılmasıdır. Tabii ki yani biz hep dilimize doladık çünkü bu ülke hukuksuz bir ülke, illegal bir ülke haline geldi. Yani biz diyoruz ki biz artık hukuku bu ülkede içselleştirmek zorundayız. Sağlığın da hukuku vardır. Kesinlikle. Ve bu hukuk çerçevesinde işler yapmak zorundayız. Siz ülke olarak hukuk zemininde çizgilerinizi çizersiniz, sınırlarınızı belirlersiniz ve sizin ülkenizde sağlık o boyutta gider. Yani esas konu budur. Şimdi bunu farklı mezralara çekmenin bir anlamı yoktur. Tamam. Yani sağlıkta din, dil, ırk hiçbir şey yoktur. Herkes insandır. Herkesin sağlık hakkı vardır. Tabipler Birliği de bunun bekçisidir. Yani çünkü böyle bazen bir şey olamaz. Çok sert çizgiler çizilir. Özellikle bu gen noktasına gelinir veyahut soyun devamı gibi noktalardan bakıldığı için. Bazen çok da yani onlar çok devletsel nokta ama hani bunlar olduğundan ötürü bir. Onlar siyasi ve dediğiniz gibi farklı bir konu. Yani sağlığı, Tabipler Birliği'nin bu konuda öyle bir şey olamaz. Yoktur. İlaç firmaları ile doktorlar arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? Bazen çıkar ilişkisi olduğu söylenir.
Şimdi bu bütün dünyanın sorunudur aslında. Yani dünyada sağlık maalesef ciddi boyutta ticarileştiriliyor. Çünkü gerçekten de birçok ilaç artık çok pahalıdır. Bu ilaçlara ulaşmak, hastaların ulaşması çok pahalıdır. Hekimlerin bunu yazma noktasında işte ilaç firmaları devreye girebiliyor ve yani... Devreye giriş nasıldır? Şimdi çok pahalı bir ilaçtır, ilaç vardır ama başka ucuz ilaçlar da vardır. Ama hekim de ona inanıyordur, o ilacın etkili olduğuna, o ilacı yazıyordur. Yani birçok konuda, gerek alet konusunda artık tıp uçuyor durumdadır. Bunların hepsi bir ticarileştirmeye getiriyor. Çünkü ilaç bir sektördür dünyada, çok ciddi bir sektördür. Tabii ki. Yani en büyük sektörlerden biri. En büyük sektörlerden biridir. Aynı şekilde cihazlar da çok ciddi bir sektördür. Tanı tedavi yöntemlerin için kullandığımız cihazlar. Tabii ki bunların çok artık gündemde olduğu ve dünyayı yönettiği, kartellerin yönettiği bir ortamda elbette ki sağlık da maalesef ticarileşiyor. Ama biz her zaman hekimin ahlakı etik olmasıdır, etik duruşunun olmasıdır. Asla ticarileşmemesidir. Yani biz bunun karşısındayız. Var mıdır böyle uygulamalar? Bunun önüne bunun önüne bu bütün dünyada vardır. Bütün dünyada vardır. Aynı yani onu de bireyselleştirmek yanlış olur. Bu aslında dediğim gibi dünyanın bir sorunudur. Burada hekim ahlaklı ve etik durmak zorundadır. Evet. Zaman zaman yani ülkenin nüfusunda küçük olması nedeniyle şu tarz nokta yani şu durumlarda görüyoruz. Aslında hasta olmadan hasta raporlarının yazılması, hatta örnek veriyorum, siz doktoru tanımasanız bile bir yakın tarafından bu tarz bir rapor alınabiliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konularda? Biz çok karşısında olduğumuz bir durumdur Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve geçtiğimiz dönemde de ben başkan olduğum dönemde bunun çok üzerine gittik. Hatta bütün kamu kurumlarını da, bakanlıkları da uyardık. Bu tür şüpheleri mutlaka bize bildirin. Biz gerekli uyarıları meslektaşlarımıza yaparız. Çünkü çok dediğiniz gibi çok küçük bir ülkeyiz. Ahbap çavuş ilişkilerinin çok olduğu bir ülkeyiz maalesef. Ama hiçbir şekilde hiçbir hekimin ne olursa olsun doğru olmayan bir raporu yazması doğru değildir. Evet. Bu zaten bizim yasamızda da çok nettir. Ve bu yasal değildir Tabipler Birliği yasası içerisinde. Evet. Yani bunu aslında insanların bilmesi lazım. Talep etmemesi lazım. Orada da sıkıntı var. Tabii kesinlikle. Talep etmemesi lazım. Özellikle hele de hasta olmayan birinin sırf işe gitmemek gibi sebeplerden ötürü böyle bir şeye başvurması. Kesinlikle. Kurumların bunu talep etmesi çok önemlidir. Yani eğer böyle bir hata varsa, böyle bir yanlış rapor belirlenmişse mutlaka şikayet etmesi çok önemlidir. Yani işte kamunun yönetiminin çok kötü olduğu bu dönemlerde biz hekimler asla buna alet olmak istemeyiz ve bunun karşısındayız. Gereğini de yaparız. Evet, son dönemde hastalardan da bahsedilir. İşte Ebola vardı, ardından MERS geldi. Dün Lefkoşa Burhan Albatoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi'nin açıklamaları vardı. Devletin ve hastanelerin üzerine düştüğü yeteri kadar yaptığına inanıyor musunuz? Özellikle global hastalıklarda veya yurt dışından ülkemize gelen hastalıklarda. Gerek Ebola'da olsun, gerek MERS'te olsun hemen bir enfeksiyon komitesi kuruldu aslında. Biz de çok ciddi takip ettik, uyarılarımızı yaptık ve gerekli önlemlerin alması için force ettik yetkilileri. Bana göre şu an endişe edilecek hiçbir durum yoktur. Yoktur. Hayır, MERS'te de gerçekten Burhan Nalbantoğlu'nda çok özverili çalışan bir enfeksiyon komitesi vardır. Birebir işte biliyorsunuz bir uçaktan, haçtan gelen bir uçaktan gelen insanların da görülen bir şeydi, virüstü. Bu hastalanmışlardı ve arkadaşlarımız, o enfeksiyon komitesi o uçaktaki herkesi birebir aradılar, muayeneye çağırdılar, sorguladılar, bulgularını sorguladılar, uyardılar. Yakınlarıyla fazla temas etmemeleri için, misafir kabul etmemeleri için hastalık belirtisi olan herkesi tedaviye aldılar. Şu anda zaten dün itibariyle 10 tane hasta vardı, ikisi taburcu oldu. Ben aslında buradan teşekkür de etmek istiyorum. Çünkü gerek enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız, gerekse göğüs hastalıkları uzmanları çok ciddi bir eforla gece gündüz çalıştılar. Yani biz belki dışarıda sadece paniğini yaşadık. Tabii. Ama o insanlar çok ciddi bir kriz yöneterek gerçekten de bu hastalığın başında durarak olayı kontrol altında tuttular. Bu aşamada ondan sonra zaten yarın sanırım tahlillerde gelecek. Yani evet. Şimdi çok da net %100 değildir MERS olduğu ama bulgular çok tutuyor.
tutuyordu. Bundan dolayı da böyle bir dünyada da hani Arabistan'dan geldiği o coğrafyada çok uyuyordu. Çok ciddi önlemler alındı. Şu an endişe edecek bir durum yoktur. Yoktur. Hayır, biz de takibindeyiz yani. Bakanlığın iç şartlarını nasıl değerlendirirsiniz? Performansını nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle dediğim gibi yani sağlıkta çok ciddi reformların beklendiği günlerde bakanlığın icraatlarını çok yavaş ve ağır aksak buluyoruz biz. Çok daha hızlı olmak zorundayız, daha koordine çalışmak zorundayız, daha çok çalışmak zorundayız ve anlatmak zorundayız. Biraz yani hantallık mı var o zaman bakanlıkta? Biraz hantallık var. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın yapısı ciddi. Daha şeyde Çalıştay'da da çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın reorganizasyonu diye bir komite kuruldu. Doğru dürüst işte yani organizasyon şeması ve işleyişiyle ilgili. Evet. Çünkü tek bir hukukçu var ama bir sürü yasa var çıkması gereken. İstatistik birimi yoktur. Epidemiolojiyle ilgili ciddi bir çalışma yoktur ki aslında hani bakanlıkların en ciddi görevi koruyucu halk hizmeti vermektir. Koruyucu sağlık hizmeti vermektir. Yani bunlarla ilgili ciddi hantallıklar vardır, ciddi eksiklikler vardır. Ama özellikle de bu gerekli yasaların hani sağlığı gerçekten sağlığın çehresini değiştirecek, hekimi ve hastayı birebir rahatlatacak olan yasaların da çıkması için Sağlık Bakanlığı'nın çok daha ciddi ve konuya odaklanarak, hedefe kilitlenerek, inanarak iş yapması gerekir diye düşünüyorum. Bir kitap çıkmıştı Kıbrıs Tıbbı'na adanan yaşamlar. Nereden çıktı fikir? Nasıl toplumdan gelen tepkiler? Evet. Keyifli, güzel bir kitaptı. Kıbrıs Türk Tabip Odası, Tabipler Birliği'nin çatısı altında olan Kıbrıs Türk Tabip Odası tarafından gündemimize getirilen bir konuydu. Ben daha Tabipler Birliği Başkanı olmadan bana yapılan bir teklifti o. Çok değerli yazar sevgili Ahmet Tolga ile birlikte ve bize katkı sağlayan başka hekim yazarlarla birlikte önce bir toplantı yapmıştık ve işte Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin de uzun süre başkanlığını yapmış, bu ülkeye de sağlık hizmeti anlamında çok ciddi hizmetler veren Doktor Kaya Bekiroğlu'nun yaşamını ama sadece Doktor Kaya Bekiroğlu'nun yaşamını değil, o yaşam çerçevesinde birçok hekimin ve sağlıkla ilgili birçok tarihi sürecin anlatılacağı bir kitap planlanmıştı. Öyle de oldu. 400-500 sayfalık, çok ciddi. Gerçekten sağlığın ucundan bile olsa bir şekilde dokunulmuşsa her şeyin olduğu. Aşılar için çok önemli. Kesinlikle. Çok güzel bir kitap oldu. Keyifli bir kitap oldu. Çok güzel tepkiler aldık ve elbette ki bu tür arşiv çalışmaları ben kendi adıma da yani hekimliğin dışında çok uğraştığım, işte yakın geçmişe dair çok röportajlar yapmaya çalıştığım ve yakın geçmişin bu karanlık dehlizlerini aslında birazcık mum yakmaya çalıştığımız uğraşlar, çalışmalardır bunlar. Anlamlıdır çünkü tarihiniz yoksa toplum olamazsınız. Tarihiniz yoksa, nereden geldiğinizi bilmiyorsanız, nereye gideceğinizi de bilemezsiniz. Yani eğer bu topraklarda var olmak istiyorsak, evet bu topraklarda bir tarih bilinci geliştirmek lazım. Kıbrıslı Türklere dair bir kültür bilinci geliştirmek lazım. Ve onun üzerine kuracağımız, hukuk zemininde kuracağımız sağlam temellerle geleceğe daha net bakmak zorundayız. Çok teşekkür. Yani böyle genç hekimlerimizin bize genç hekimlerimiz gibi bütün gençlerimize umut olmak zorundayız. Kesinlikle. Onlar için çalışmak zorundayız. Çünkü gelecek gençlerindir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sınırlı vaktimiz vardı. Çok hızlı geçti. Yeniden sizleri umarım tekrardan burada görme imkanımız olur. Çok teşekkürler katkılarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Doktor Filiz Besin bizlerle birlikteydi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı. Çok güzel bir sohbet yaptık. Sınırlı bir zamanımız vardı ama ilerleyen dönemlerde yine kendilerini bu kez daha fazla Tabipler Birliği neler yapıyor şeklinde stüdyomuza konuk edeceğiz. Bugün de sabah sabah programının sonuna geldik. Yarın saat 7'de yine tekrardan birlikteyiz. Yarın tek konuğumuz var. İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay bizlerle birlikte olacak. Yeni bir yasa tasarısı vardı. Sayın Bakan tasarıyı devrim olarak nitelendiriyor. Yasayı ve diğer icraatlarını enine boyuna yarın sabah sabah programında değerlendireceğiz. Yarın 7'de yeniden Kıbrıs Genç Reklamları ve First FM frekanslarında buluşmak üzere.